Şimdi gelelim kesik elektrik meselesine. Ya bu arada tabii bu Cumhurbaşkanı'nın özellikleriyle ilgili dün biliyorsunuz haber yaptık. Bunu da konuşacağız daha üstüne. Yani aranan Cumhurbaşkanı'nın özellikleriyle ilgili bir şeyler sıralandı biliyorsunuz bu altılı masa toplantısından sonra. Ahlaklı, kucaklayıcı, demokrat, liyakat sahibi, uzlaşmacı, özgürlükçü. Şimdi bu biraz tuhaf geldi bana. Yani ilanla Cumhurbaşkanı mı, adayı mı arıyoruz? Efendim, evet bu dünkü, evet bu şey buydu bizim başlığımızda. Bu, tuhaf değil mi? Yani insan ne bileyim, böyle mi özetler Cumhurbaşkanı, böyle mi Cumhurbaşkanı adayı bu şekilde mi aranır? İnsan hani gelin damat ararken bakar bunlara. Zaten pek çok insanda bunu ararsın yani arkadaş olmak için de. Bilemiyorum ki. Bilemiyorum. Ah. Efendim şimdi elektriğe geçelim. Kesik elektrik tartışması. Biraz önce gördüğünüz başlığı ben konudan sapınca arkadaşlarım onu oradan aldılar bu başlığı. Şimdi geri geldi. Şimdiki sıradaki haber bu çünkü. Kesik elektrik tartışması sürüyor bir yandan. Merhabalar. Geliyor musun kucağıma? Aferin. Karanlığa mahkum edilen çocuklarımız dolayısıyla öfkeliyim. Ey saray, sesimi duyuyor musun? Görmezden geldin. Karanlık ışıksız evlerinden sesleniyorum sana. Yoksulların biriken öfkesini görüyor musun? Kılıçdaroğlu, bilmelisin ki Türkiye'yi karanlığa boğamayacaksın. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu borcu yüzünden elektriği kesilen aileler için bu kez grup kürsüsünden ses yükseltirken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'se Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan akşamı Keçiören'de ziyaret ettiği evin elektriğinin kesik olmadığını tekrarladı. İspatsa ispat diyerek. Abonenin enerjisi 4 aydır kesik değildir. O gün sadece sizin ziyaret saatlerinizi de kapsayan 18.18 ile 21.31 saatleri arasında elektrik tüketimi yoktur. Ziyaretinizin ardından 21.31'den itibaren elektrik kullanımına devam edilmiştir. Dün Sayın Genel Başkan'a evime geldikten sonra bugün kaymakamlık tarafından benim elektriğim açıldı saat 9-10 civarlarında. Ev sahibi Güllü Demir CHP liderini doğrulayarak Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrasında elektriğim açıldı dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise CHP liderinin evi ziyaret ettiği saat aralığında elektrik kullanımı olmadığını, dağıtım şirketlerinin elektriği kesmediğini söyledi. Evlatların karanlığa mahkum edildiği bir Türkiye'yi asla istemiyorum. Her çocuğun aydınlık bir ortamda yatağına başını koyduğu bir ülkeyi istiyorum. Karanlığa mahkum edilen milyonların sesini dile getirmek istiyorum. CHP Genel Başkanı içinde bulunduğu karanlıktan aydınlığı taşlıyor. Ey saray, sesimi duyuyor musun? Evsiz, yurtsuz, elektriksiz, aç bıraktığım bebeklerin ağladığını duyuyor musun? Ben o bebeklerin ağlamalarından gece uyuyamıyorum. Karanlıkta onları düşünüyorum. Sonra o karanlıkta senin beşli çetelerini de düşünüyorum. Ve yumruklarımı sıkıyorum. CHP lideri borcundan dolayı elektriği kesilenlerin sesi olmak için faturasını ödemediğini söylemişti. Bu kez de karanlıktaki bebekleri düşünüyorum diyerek öfkesini dile getirdi. Birimiz açken hiçbirimiz tok değiliz. Birimiz karanlıktayken hiçbirimiz aydınlıkta değiliz. Hadi eyvallah değerli arkadaşlar. Efendim ekonomiden devam edeceğiz. Bu elektrik meselesi de gündemden hemen çıkacak gibi durmuyor. Bu ülkede şu anda 280 bine yakın insanın elektriği hali hazırda kesik. Yani bu 3-5 bin oynamış olabilir. Belki yenileri katılmıştır. Belki bir miktar eksilmiştir. Bu da iş yeri olarak da hane olarak da düşünseniz. Çünkü abone sayısı bu. 1-1,5 milyon civarında insanın elektriğe erişimi yok şu anda. Ondan sonra tabii bunun üstünü neyle örteceksiniz? Bu nasıl konuşulmasını sağlayacaksınız ki? Başka nasıl olacak yani?